bu akşam İstanbul'da bulunan Mardin Latinan Derneği'nin başkanıyım. Ve aynı zamanda benim kirven Mehmet Kaya'nın misafiri oldu ve birazdan röportajımızı yapacağız. Bu başkanım senin içerisinde oldu. Çok güzel güzellik. Evet, ben de bir aşiretin mensubu olarak gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Ben şimdi birazdan içeri gireceğim. Herkes, tüm köyümüz, tüm gruplarımız. Evet, selamun aleyküm. Sevgili kameraman, Berat kardeşim, biraz yaklaş. Çok güzel sayın başkanım. Evet, bugün İstanbul Kartal ilçesindeyiz. Mardin'de Mehmet İnan Derneği'nin değerli başkanı Mehmet Kaya'nın misafiri oldu. Tabii Mehmet İnan Derneği'nin derken neler aklımıza geliyor? Tabii aşiret geldi. Mehmet İnan aşiret. Mehmet İnan aşireti Doğu, Güneydoğu'da büyük bir aşiret. Doğru mu Sayın Başkanım? Evet, doğru. Şimdi Sayın Başkanımızla bir kısa bir röportaj yapacağız. Yalnız. Öncelikle Sayın Başkanımız bir tanıyabilir misiniz? Sayın Mehmet Kaya kimdir? Tabii biz tanıyoruz. En azından izleyiciler de tanısın Sayın Başkanım. Herkese hayırlı akşamlar. Değerli Mardin, Türkiye, bütün dünyadaki Medine aşiretlerini burada selamlarımı herkese gönderiyorum. Ve bizim derneğimizi ziyaret eden Arapça gazetesi Servet Baş Sevtuşa Marmara'nın Sesi gazetesi yönetim kurulu başkanı Sayın Sabahattin Acar derneğimizi ziyaret ettiği için kendisine teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bize sorulan soru, ben Mardin Derisu köyünden 1965 senesinden doğdum. Derisu ilk okulu Derisu'da bitirdim. Sonra Derik'ten Derik Ortaokulu ve Derik Lisesi'ni bitirdikten sonra askere gidip ondan sonra İstanbul Kartal'da ikamet ediyorum. 1965 doğumluyum. 3 çocuk babasıyım ve bu derneğimizi 2 senedir açmışız. Teşekkür ederim. Yine teşekkür ederim Sayın Başkanım. Tabii gelelim sorularımıza. Genel olarak Medine aşiretine mensup sayısı kaçtır? Şimdi Medine aşiretimizin genel olarak dünya genelinde, Türkiye demiyoruz da bütün dünyanın her yerinde vardır ve dünya genelinde bugün 45 bine yakın aşiretimizin mensupları vardır. Peki genelde hangi coğrafyada bulunacağız Sayın Başkanım? Genelde oradan Mardin, Derik kazasından bulunuyor. Geri kalanı da bütün şehirlere dağılmıştır. Güzel, yanlış olmasam Diyarbakır'da var, Irak'ta var, hatta Irak'ta Medine. Bütün Türkiye'de var. Bütün Türkiye'de Medine aşiretimiz var. Burada da bizim bir derneğimiz daha var Diyarbakır'da. Oradan ilk önce onlar kurdu o derneği. Sonra biz ikinci dernek olarak Kartal Topsevi'den kurmuşuz. Orada da dernek başkanı Sayın Aydın Günüşlü, onu da bize teşekkür ederim. O da orada gereken çalışmaları yapıyor. Ve orada ilk baştan Esat Güngör başkanımız, o da orada ilk baştan o başlattı ve yardımcı oluyor. Devam ediyorlar öyle. İnşallah buradan sonra böyle daha çok dernekler, daha aşiret olarak açacağız inşallah. Evet Sayın Başkanım, çok güzel anlattınız.
teşekkür ederim. Neden köy, il veya bu ilçe derneği değil de niye bir haşler derneği? Veya bu İstanbul'da bir ilk mi yani? Şimdi... Ben ilk kurunca millet demedim ya. Allah'a hürmet inan nereden çıktı? Diyen oldu mu hiç böyle bir kimsenin dikkatini çekti mi? Kesinlikle böyle bizim ilk burayı kuracağımız zaman biz en az 3-4 tane toplantı yaptık. Bizim bu Kartal bölgesinde, Pendik, Kartal, Maltepe bölgesinde bir toplantılar yaptık. Bu toplantılardan bizim abilerimiz vardı, bizde büyük olan abilerimiz vardı, arkadaşlarımız vardı toplantıdan. Nasıl bir dernek ismi kuracağız dediğimiz zaman ilk başta Diyarbakır, Medine aşireti gelince biz burada hem Mardin hem de Derik diye kurduk. Sonra da bizim derneğimizin açılıştan burada aşiretimizin başkanı Sayın Şerif Temeli Beyefendi'yi davet ettik. Buraya geldi ve burada da aşiret olarak açılışı da yaptık burada. Evet Sayın Başkanım, aşiretten mensup tabi buradakiler de bahsediyorum. Derneklerine sahip çıkıyorlar mı? Onlara bir mesajım var mı? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi bu soru aslında hep söylüyoruz. Bütün toplantılarımızdan söylüyoruz. Biz bu derneği kurduk. Adı üstünde Aşire Derneği. Metinan Aşire Derneği demişiz. Hiç kimseyi ayrım yapmadan herkese mesajla, telefonla, faxle herkese haber verdi. Daha kurmadan önce bu dernek herkesin derneğiydi. Biraz önce söyledim, Sayın Şerif Temeli kendisi burada açılış yaparken arkadaşlar dedi, bu dernek aşiretimizin derneğidir dedi. Mardin'de de olur, Tekirdağ'daki de adam gelebilir. Kapımız herkese, bütün dünyada isterse Yahudi de olsa derneğimiz açıktır. Üye olabilir. Biz bunu söylüyoruz. Yalnız burada sıkıntımız var. Biz burada milletimize söylüyoruz. Bu çevremizdeki en azından bu Anadolu yakasındaki olan insanlarımız aşiretimizin mensuplarına söylüyoruz. Teke tek söylüyoruz. Düğünlere gidiyoruz kendilerine söylüyoruz. Toplantılar oluyor söylüyoruz. Söylediğimiz budur. Bu dernek hepimizindir. Yani genel olarak memleketin, eski memleketin örf ve adetlerini kaldıralım diyoruz. Bu örf adetlerini kaldıralım. Bu şu kişidir geldi de ben gelmeyeceğim. Bu şu böyle yaptı da ben gelmeyeceğim. Neden falankes geldi de ben gelmeyeceğim. Bunları biz hep söylüyoruz. Ama bu insanlarımızı dernek kurduk da bunları yetiştirmemiz gerekiyor. Bir kere gelseler bir daha gitmezler. Ve bize bu konudan destek olanlar çok az kişi vardı yani. İnşallah bundan sonra destekleyecekler. Vallahi şimdi Sabahattin Bey, şimdi siz geldiğiniz için bunu tabii ki bir gazeteci olarak teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bütün aşiretimizden, küçüklerden, büyüklerden Allah razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada herkese selam söylüyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yalnız gerçekten ve gerçekten biz büyük bir aşiretiz. Ve insanlar gerçekten derneklerine sahip çıkarsa bugün çok güzel şeyler olacak. Çocuklarımızı daha iyi eğitimleri vereceğiz. Bugün daha büyük düğün salonları mesela aşiret olarak açarız. Bu derneği 2 kat, 3 kat daha büyütebiliriz. Bunları biz istiyoruz ki sizin gibi gazeteciler bunları dile getirsinler. Bütün Türkiye'ye, bütün İstanbul'a, bütün dağısına söylesinler bunları. Biz bunları istiyoruz yani. Çok büyük olunca derman olacağız. Yani hastalarımız oluyor, yardım edemiyoruz. Yani yeni dernek kurmuşuz. Ondan sonra düğünlerimiz oluyor, yardım edemiyoruz. Yani fakirlerimiz vardı, bunlara yardım edemiyoruz. Bir çocuk çok zekalıdır, okumak istiyor ama parası yok. Biz bunu ne yapmamız gerekiyor? Yardım etmemiz gerekiyor. Bunu güzel bir yere götürmemiz lazım. Ama onu da yapamıyoruz. Maalesef biz burada sesleniyoruz. Siz de artık tabii ki bundan sonra herkese söylersiniz. Gerekenleri yardım, herkes kendi elimize yok olsun yakın olanlar. Davet ediyorum herkesi.
Evet Sayın Başkanım, su alanı neler yapıyorsunuz? Çalışmalarınız nelerdir? Küskünleri barıştırıyor musunuz? Tabii güzel de bir oraya bakın mahalle resim gibi değerli büyüklerle ilgili herhalde bir aşağı demeye olmasına ondan dolayı neler yaptık? Şimdi kesinlikle bu derneklerin amacı bir Mehdi Kaya başkan olarak değil yani. Bu herkes bunu biliyor. Yarın ben bu koltuktayım, öbür gün Şemus abi buradadır, öbür gün Abdullah abi buradadır, öbür gün Abdullah arkadaş burada olacak. Fakat kesinlikle bu derneklerin amacı bütün Türkiye'de, bütün herkes dernek kurmuş ve dernekleri çok yükselmişler. Fakat biz de burada gördüğünüz gibi bizim memlekette çok aşiretleri, kavgalar, kan kavgaları, bunlar hepsini barıştırdılar. Siz görüyorsunuz onları. Zaten bizim gayemiz burada iki kişi kavga ederse, bir sıkıntısı olduğu zaman biz bunları barıştırıyoruz. Biz gece gündüz durmadan, gece gündüz çalışıp, bir kişi kavga ettiği zaman bir çocuk, bir aile bir kavga olduğu zaman biz oradayız yani. Elimizde geleni, her türlü imkanları yapıyoruz yani. Biz bu için bu dernekleri kurmuşuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Belki de bir yönetimi, bir görüntüler misin? Yönetimdeki arkadaşlarla bir tane yapayım. Sırayla bir kendi tanıyalım. Ben Mubi Erol. Mardin, Derisu köyünde doğdum, büyüdüm ve İstanbul'da ikamet ediyorum. Derneğe üyeyim. Çalışan arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben Nuri Kaya, 1971 doğumluyum. Mardin, Derisu köyünde doğumluyum. 25 senedir İstanbul'dayım. İlk iki sene oldu, bizim dernek kurduğumuz halde çok güzel bir şekil, çok güzel bir toplantılarımız oluyor. Ve burada sanki eskiden memleketten bir köy odası vardı. Burada da aynı bizim köy odası gibi akşam geliyoruz, birbirimizi çocuğumuzu görüyoruz, birbirimizi tanıyorlar. Çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz. Burada hiçbir sıkıntı olmadığı şeklinde sanki biz gurbette değil, biz yine memlekette yaşadığı gibi aynen öyle devam ediyor. Çok memnunuz. Herkeste Allah razı olsun. Herkeste destek bekliyoruz her zaman. Bu dernek herhangi bir siyasetle bir alakası yok. Bu dernek Metina Aşiret'in derneği. Hiç kimse küsmesin, kızmasın. Hiç kimsenin derneği değil. Ben bu derneğe arkadaşa kızdım, ben gelmiyorum demesinler. Rica ediyorum. İki kişi bir kavga ya da bir ağız kavgası ediyor, öbürü diyor ben gelmiyorum. Ne alakası var? Allah için bu derneğe herkes gelin, burnumuzu bir çayımızı içelim, kahvemizi içelim. Dost olalım, akrabayız, sularımızı birbirimizi, herkes tanıyor kimin kim ne olduğunu. Herkese Allah razı olsun, herkese destek bekliyorum. Teşekkür ederim. İsmim Mehmet Emin Erol, benim köyümde büyüdüm. Yaşım 32. Ben de bu derneğin bir üyesiyim. Bu derneğimizin amacı birlik, beraberlik. Buradaki kaynaşmayı, dostluğu pekiştirmek. Buradaki amacımız işte yarınlara güzel gençlere örnek olmak. Onlara örnek olabilmek. Onlara doğru yola yönlendirmek. Amacımız bu. Teşekkür ederim. Ben Şemus Erol, 1951 doğumluyum, Derisu'luyum, Metina aşiretindeyim. Herkese Allah razı olsun. Ben Mardin Derisu'yu köşküyle doğdum, 1949 doğumluyum. Benim üyesi burada hayırlara razı olsun. Evet Sayın Başkanım, son olarak bize söyleyeceğim bir şey var mı? Hem gazetemize hem izleyicilerimize son bir mesajını alayım. Valla gazetenize çok teşekkür ederim. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Bizi unutmayın. Hep sürekli böyle sizin ayda yılda böyle bekliyoruz. İmkan netice içerisinde. Yalnız tekrar bunu bir daha söylüyoruz. Bu dernek herhangi bir siyasetin derneği, herhangi bir partinin derneği değil. Bunu sizde rica ediyorum. Bunu herkese bildirin.
bu sadece Metina Aşiret'in derneğidir. Böyle söyleyeyim, büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Elinize ayağınıza sağlık Sayın Selahattin Bey. Teşekkür ederim. Gerçekten bu akşam benim için çok keyifli bir hordaj oldu. Hem duygulandım hem keyif aldım. Duygulanmanın sebebi böyle kendi hep akrabalarımla bir araya gelip birer hordaj yapmanın sevincini yaşıyorum. Bir tarafta da duygulandım beni. Kiven Nurettin'in söylediği gibi, köy odası gibi, köyleri bize hatırlatıyor bunları. Böyle yani gerçekten ya, duygulandım. Yani. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Hepinize alkışlıyorum.